Herkese iyi akşamlar diliyorum. Kapanışa doğru Thrive Yatırım YouTube kanalına hoş geldiniz. Haftanın ikinci işlem gününde de yine yurt dışı tarafta yukarı yönlü hareketlerin etkili olduğunu gördük. BIST 100 endeksine baktığımız zaman tekrardan 8000 seviyesinin üzeri denendi. Bu 8000 seviyesi önemli bir majör seviyeydi hatırlarsanız. 8000 puan seviyesinin üzerinde endeks karıcılık sağlamaya çalışıyor. Anlık %3 üzerinde bir primli seyir söz konusu. Endeks yukarı taşıyan hisselere baktığımız zaman genellikle bankacılık sektörü ön plana çıkıyor. Özellikle İş Bankası, Akbank, Garanti Bankası endeksi yukarı taşıyan hisseler arasında bulunuyor. Garanti Bankası bir tavan denemesi gerçekleştirdi. Sonrasında tekrardan tavan çözüldü. Anlık baktığımız zaman %0,17 yukarıda işlem görüyor. Genel olarak baktığımız zaman X Bank'ta %5,50 yukarıda. BIST 30, endeks 30 yakın vade kontratına baktığımız zaman hatırlarsanız 8300 majör seviyesi vardı. Bu 8300 majör seviyesinin üzerinde kalmaya çalışıyor. 8300 seviyesi de yakından takip edilebilir. BİMAŞ tarafında bir önerimiz bulunuyordu hatırlarsanız. BİMAŞ tarafından %4'ün üzerinde primli seyrini devam ettiriyor. İsterseniz detaylı bilgi için de Thrive Yatırım uygulaması üzerinden buradaki önerileri de kontrol edebilirsiniz diyelim. Döviz tarafına baktığımız zaman da dolar TL 28.10, euro TL 29.77, sterline baktığımız zaman da 34.20 seviyesinde işlem görüyor. Dolar TL tarafı bir miktar daha alıcılı, euro TL ve sterlin TL tarafı ise bir miktar gün içerisinde satıcılı seyrini korudu diyebiliriz. Yurt dışına baktığımız zaman da yine bir miktar daha risk eğiliminin pozitif tarafta kaldığını görüyoruz. Yurt dışında yukarı yönlü hareketlikler var. ABD tarafında Wall Street endeksleri açılış sonrasında yukarı yönlü hareketliğini devam ettiriyor. Anlık baktığım zaman Nasdaq tarafı %1,01 yukarıda işlem görüyor. Zaten vadeliler de FX'de de bahsettik sanırım. Orada da yukarı yönlü hareketlikler vardı. Pozitif bir açılışa işaret ediyordu. Altın tarafı bir miktar satıcılı, gümüş tarafı bir miktar daha satıcılı ve bu tarafta değerli metaller tarafında bir miktar daha aşağı yönlü hareketliklerin etkili olduğunu görüyoruz. Son yaşanan o güvenli liman tarafıyla yaşanan yükseliş sonrasında bir miktar geri çekimi ve kar satışları hakim gibi gözüküyor. Bugün PMI verilerine odaklanırdı piyasalarda daha çok. Euro bölgesinde genel olarak PMI verileri takip edildi. Hem eşik değer altında hem de beklentinin aşağısına gelen PMI verileri vardı. İngiltere tarafında yine PMI verileri takip edildi. Yine beklentinin hafif aşağısında açıklanan veriler vardı. ABD tarafında da yine PMI verileri takip edildi. Orada da bir miktar da işlerin iyi gittiğini, beklentilerin ve eşiklerin üzerinde PMI verileriyle karşılaştık. Bu durumda bize aslında özetlediği durum Avrupa tarafında, İngiltere tarafında ekonomik aktivite yavaşlamaya devam ediyor. ECB'nin ve İngiltere Merkez Bankası'nın işi bir miktar daha zor ama ABD tarafında işler bir miktar daha iyi. Bu sebeple Fed'in işi bir miktar daha kolay, Fed'in eli daha güçlü yorumunu yapmamıza sebep oluyor. Tüm bu gelişmelerin ışığında da zaten Eurodolar paritesinde aşağı yönlü hareketlikler gördük. FX yayınımıza bahsetmiş olduğumuz o 1.067 direnci vardı. Bu 1.067 direncinde açıklanan verilerin ışığında çok sert satış baskısı gerçekleşmiş oldu. Akşam saatlerine baktığımız zaman parite 1.059 bandında işlem görüyor. Sterlin tarafında tekrardan trend içerisinde dönüş yaptı. Yani burada da hem sterlin tarafında hem euro tarafında her yukarı yönüne gittik. Bir satış fırsatı varsayımımızı tekrardan doğru çıkmasına sebep oldu diyebilirim. Kapanışa doğru piyasalara ilgili aktaracaklarım bu kadar. Herkese iyi günler dilerim. Hoşçakalın.